İyi akşamlar değerli A9 izleyenler. Hoş sohbetler programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, şeref duyduk. Buyurun, oturabilirsiniz. Evet. Doktor Bey nasılsınız? Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Evet. Dinliyorum. Ayet Kur'an okuyacak mısınız? Okuyalım hocam. Tamam, okuyun. Tekrar hoş geldiniz. Ayet oku. İnşallah. Şeytandan Allah'a sanırım Secde Suresi 21. ayet. Andolsun biz onlara belki dönerler diye o büyük azaptan önce yakın azaptan da tattıracağız. Yakın azap. Yani ahiret azabından önce dünyadaki aşağılama ve bela, dünyadaki felaket, dünyadaki bozgun, dünyadaki büyük acılar, bunları tattıracağız diyor Cenab-ı Allah. Ahirette ayrı intikam alacağım diyor Allah. Ama dünyada da acıyı tattıracağım diyor. Bir ayette şöyle diyordu hocam Yüce Rabbimiz, kovulmuş şeytanı Allah'a sınırım. Onları her sene bir veya iki defa belaya çarptırırız da onlar yine de akledip düşünmezler, korkup sakınmazlar diye buyuruyor. İnşallah. Abi ellerinizin önden ikram ettikleri nedeniyle diyor başınıza gelenler. Evet, evet, inşallah. Evet. Biraz daha Allah'ın sevgisinden bahsediyorsunuz. Ayetin başında belki dönerler diye diyor. Yine Allah'ın şefkatinden, merhametinden diye evet. Tabii. Biz sana diyor Cenab-ı Allah, Taha Suresi 2 ve 3'te, biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik diyor Allah. Bak güçlük değil. Güçlük çekiyorsan bir acayiplik yapıyorsundur. Yani Kur'an'ı uygulamıyordur. Kur'an'da güçlük yok. İslam'da güçlük yoktur. Hep kolaylıktır. İslam kolaylık denir. Kendileri de söylüyorlar zaten. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler. İnşallah. Allah kullarına zulmetmez, kulları kendine zulmeder diyor Cenab-ı Allah. Yani Allah insana zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyor. Evet, çok önemli bir sır. Evet, evet. Müzik dinlemiyor, kendine zulmediyor. Mesela hanımlar başı açık gezebilir, makyaj yapabilir, eğlenebilir. Kendilerine zulmediyorlar. Evet. Mesela kaşını da alır. Güzel, daha güzel görünür. Bakımlı olur. Kendine zulmediyor. Mesela saçı dökülüyor. Saçın bir yeri dökülüyor. Peruk taksa çok güzel olacak. Kurtulacak. Yasak. Takamıyor. Başı açık, o saçı dökülmüş. O halde geziyor sokakta. Kendine zulmediyor. Herkes görüyor. Kimi alay ediyor. Kimi bir şeyler söylüyor. Ömrü boyunca kendine zulmediyor. Ayetinde Allah, şeytana Allah'sına biz seni kolay olanda başarı kılacağız diye bildiriyor. Yine devamında da onları da zoru kolaylaştıracağız diye söylüyorum. Tabii. Bir daha söyleyeyim. Biz seni kolay olanda başarılı kılacağız. Kolay olanda başarılı kılacağız. Evet. Küfür içinde onları, zor olanı onları kolaylaştıracağız diye bildiriyor. Zor olanı. Evet. Küfür için. Evet. Hep bunlar zorlu karar. Karma karışık. Evet. Yakup hocam sen bana bir boş fincan getirmen lazım. Bunu yaparken de Yüce Rabbimiz onlara, biz onlara bu bidatları biz yazma, kitapta yazmadık diyor. Onlar kendi Allah rızasını aramak için türettiler diyor. Ve ona da uymadılar diyor Allah. Evet. Hakikaten hiçbir bağnaz türettiği ruhbanlığa uymaz. Evet. Hiçbiri uymuyor. Ben görüyorum. Gelsin yapsın gözümün önünde. İstediğini vereceğim dediniz. Ya istediği kadar para vereyim. Evet. En alim adamı getirsinler, o dediklerini yapamazlar. Evet. Başka bir ayette Yüce Allah, dilinizin yalan yere nitelendire gelmesiyle şuna helal buna haram demeyin diye buyuruyor. Demek ki alışmış dilleri. Evet. Allah ayette çaba harcayanlardan bahsediyor. Bir kısım çaba harcayanların çalışıp boşa yer olduğunu, bir kısmında harcadığı çabadan dolayı hoşnut olduğundan bahsediyor Allah inşallah. Bir daha söyle. Bir kısım insanların çalışıp boşa yorulduğunu, bir kısmında harcadığı çabadan dolayı hoşnut olanlardan olduğunu Allah bize bildiriyor inşallah.
Maşallah. Maşallah. Bakara suresi, Ara suresi 199'da. Cenab-ı Allah af ve kolaylık yolunu benimse diyor. Sen af ve kolaylık yolunu benimse, uygun olanı örfe emret, cahillerden yüz çevir diyor Cenab-ı Allah. Af dedi işte kolaylık yolu. Evet. Tahfif. Tahfif. Abi ki daha önceki dinlerde var hakikaten. Ağır yükler var. Evet. Mesela Bakara suresi 286'da bu, buna dikkat çekiyor. Mesela Musevilik'te var. Evet. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme diyor Cenab-ı Allah. Evet. İşte onlar da işte cumartesi yasağı var, şu yasağı var, bu yasağı var. Evet. Birçok yiyecekler haram. Ama İslam'da Cenab-ı Allah kolaylık meydana getirmiş. İnşallah. Bu yasakları kaldırmış. Bir müjde, bir nimet olarak. Evet, dinliyorum. Bir ayette Allah Peygamber Efendimiz'e biz senin yükünü kaldırıp hafifletmedik mi diyebilir olurum. Evet, üstündeki evet. Ağır yükleri evet. Değil mi? İnşallah. Onu peygambere bir nimet olarak hatırlatıyor Cenab-ı Allah. Evet, Peygamber. Peygamberimizde bir hadisinde zorlaştırmayınız, kolaylaştırmayınız. Evet. Çok güzel tabii. Evet. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Evet. Bütün bunlara rağmen böyle bu kafada olmaları çok şaşırtıcı. Evet. Evet. Cenab-ı Allah övüyor. Diyor ki Hazreti İbrahim'in dini kolaydı. Sonradan Allah Musevi'liği zorlaştırdı. İslam'da da yeniden kolaylaştırdı. Hazreti İbrahim'in dinine dönüş oldu. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır. Evet. İslam dini için. Hazreti İbrahim dini gibi. Hazreti İbrahim çok mesela rahat namazını kılıyor. Mesela kadınlara öyle baskı yok. İslam rahat yaşanıyor. Din rahat yaşanıyor. Aynı Hazreti İbrahim dini gibidir. Onun Hanif dini diyor ya, Hanif evet, dinini, evet. İslam dini, Hazreti İbrahim dininin arasında hiç fark yoktur. Evet. Ama diğer dinlerde Cenab-ı Allah zorluk meydana getirmiştir, bu doğru. Elçi için Allah üzerlerindeki ağır zincirleri ve yükleri kaldırıyor diye buyuruyor inşallah. Zincirleri ve ağır yükleri kaldırıyor, bir ferahlık meydana getiriyor. Evet. Evet. Dini kolaylaştırdık, yine de akıllanmayacak mısınız diye Cenab-ı Allah buyuruyor. Evet, o hadisi bir daha söyle Erdem. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Değil mi? Evet. 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 Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyin. Evet. Evet. Meryem suresi 97'de şeytan Allah'a sığınırım. Biz bu Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık diyor Cenab-ı Allah. Kolaylaştırdık. Yani kolayca anlarsınız. Kolayca hükmüne uyarsınız. Kolaylaştırdık. Yok diyor öyle değildir diyor. Ya Allah kolaylaştırdık diyor. Yok diyor sen orada öyle yazdığına bakma diyor. Doğru değil diyor. Ya Allah akıl fikir versin sana. Bak, ama diyor ki Cenab-ı Allah bak, takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp korkutman için. Takva sahiplerine bu müjde. Evet. Ne güzel yani. Direnen bir kavmi de uyarıp korkutman için diyor. Direniyor çünkü adam. Evet dinliyorum. Bir ayetinde Allah şeytanın Allah sınırım bana kulluk edenlere bunda açık bir mesaj vardır. Maşallah. Kur'an başında da şeytan Allah sınırım Kur'an yol gösterici bir kitaptır diye uyarıyor. Maşallah. Mutlakiler için. Bak kendilerine nasıl ızdırap veriyor diyor ki Cenab-ı Allah, diliniz yalan alıştığı için şu helaldir, şu haramdır deme. Yani dini uydurmalarla kendinize azaba çeviriyorsunuz diyor Allah, diliniz yalan alıştığı için. Mesela helal olanı haram yapıyor. Ya daha ne istiyorsun? Helal işte. İlla ki haram yapacak. Haramı da helal yapıyor, belas meydana getiriyor.
dini değiştiriyor yani. Mesela Leyl suresi 5 ve 7'de de şeytana evet. Allah'a sığınırım. Fakat kim tasadduk eder dağıtır ve korkup sakınırsa diyor. Allah'tan korkup sakınırsa. Yani Allah'ın dinine uyarsa, İslam'a, Kur'an'a uyarsa. Ve en güzel olanı doğrularsa. Hangisi bu? Kur'an. Kur'an'ın hükümleri, Allah'ın hükümleri. Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız diyor. Ama bak kolay olan için. Kolay da başarılı kılacağız diyor Allah. Şimdi mesela bize Allah bir kolaylık meydana getiriyor. Kolay da başarılı kılıyor. Bak zorluk arayanlar helak oluyorlar. Mağlup oluyor. Eziliyor. Gelenekçi İslam'ı, Ortodoks İslam'ı arayanlar, herkes eziliyor. Ne gerek ya? Allah'ın nur gibi dinini ne değiştiriyorsun ya? Allah kolaylık yaratmışken niye zorluk çıkarıyorsun? Ne güzel ya. Sevinç içinde yaşa. Ahirette de sana Cenab-ı Allah cenneti müjdeliyor. Cenneti de sana kolaylaştırmış. Ne güzel ya. İlla belanın içinde. Ya kardeşim belanın içinde olduğunda, zorlaştırdığında cehenneme gidiyorsun. Aksızlık yapma. Kolay olan İbrahim'in dinine uyduğunda, Hanif olan bu İslam dinine, Muhammedi dine uyduğunda cennete gidiyorsun. Ama senin zorlaştırdığın dinde, içinden çıkılamaz hale getirdiğin dinde cehenneme gidiyorsun. Ya hem dünyanın cehennem hem ahiretin cehennem. Niye belanı arıyorsun mübarek ya? Yazık günah değil mi sana? Allah günahını affetsin, aklını açsın, basiretini bağlamasın. Nefsin ve şeytanın etkisinde kalıp bu belanın içine sürükleniyorlar. Din ne kadar zor olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorlar. Mesela Nur Suresi 55'te Cenab-ı Allah, Allah kendi beğendiği dini diyor, hakim kılacak. Yobazların beğendiği dini demiyor. Öyle olsa sizin beğendiğiniz dini derdi. Allah'ın beğendiği dini diyor. Çünkü Allah'ın beğendiği dini bunlar beğenmiyor. Evet. Değiştiriyorlar. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın beğendiği dini hakim kılacağım diyor. Yani kolay olan İslam'ı, Kur'an İslam'ını hakim kılacağım diyor. Nuh Suresi 55'te. Onun için her yobaz girişim mağlubiyette sonuçlanıyor. Her bağnaz girişim mağlubiyette sonuçlanıyor. Mesela rahmetli Abdülhamid Kur'an Müslümanı değildi. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını savunuyordu. Yani saf Kur'an'a dayalı değildi. Gelenekçiydi. Osmanlı da gelenekçiydi. Evet. Osmanlı büyük bir bölüm dönemi gelenekçiydi. Hem Osmanlı yıkıldı, hem Abdülhamid yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Evet. Hiç başarılı olamadılar. Peygamberimiz hakiki Muhammediydi. Çünkü kendisi zaten dini peygamberi. O yüzden Allah onu acayip başarılı kıldı. Her tuttuğu altın oldu. Evet. Ebu Bekir, Osman, Ömer, Ali bunlar da uydular. Sonra bozulma başladı. Evet. Niye? Emeviler döneminde falan. Değiştirdiler. Evet. Kendi kafalarına göre. Yepyeni bir din icat ettiler. Felaket sardı etrafında sonra. Evet. Müşrikler şöyle diyorlar şeytana Allah'a sınırıp, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir. Evet. İşte onu yaptılar sonunda. Evet. Hakikaten bundan başka bir Kur'an getirirler. Hakikaten dini de değiştirirler sonunda. Evet. Ve felaket dünyayı kasıp kavuruyor şu an. Peygamberimiz diyor ki, din kolaydır. Bak, Ramuz-u Lehadis'e diyor, 1. cilt, sayfa 98. Kimse dine karşı şiddet olamaz diyor. Yani zorlaştırıcı, ağır, sıkıntı verici olamaz. Zira dine mağlup düşer diyor. Din onu yener diyor. Kendisi mağlup olur. İktidarı gider, gücü gider. Osmanlı yıkıldı. Bak Abdülhamid yıkıldı. Hatta hareketinizi doğrultun diyor. Kur'an oyun diyor peygamber. Dinin kolaylığına intibak edin diyor. Dinin kolaylığına intibak edin. Evet. Edemiyor. Evet. Ya böyle din mi olur diyor. Bak diyor Museviler diyor sürünüyor diyor. Evet. Ne kadar zor. O, bayağı imreniyor onlara.
Ya bizim dinimiz daha da zor olması lazım diyor. Bizim onlardan aşağı kalır yanımız mı var ya diyor. Musevileri kıskanıyorlar. Daha da ağır ne yapıyorlar? Mesela takke vardır Musevilikte, sarık da vardır. Evet. Cübbe de vardır onlarda. Kadınlar asla erkeklerin bulunduğu yere giremez. Asla. Şu gelenekçilerin kadınlara bakış açısı var ya. Aynısı Musevilikte vardır. Aynısı. Onlar da kendilerine zulmediyor. Hazreti İsa da diyor, bak kendinize zulmediyorsunuz diyor. Dini değiştiriyorsunuz diyor. Ve samimiyetsizsiniz diyor o zamanlar. Ya bırakın saf, tertemiz din yaşansın, İslam yaşansın. Niye karma karışık hale getiriyorsunuz ya? Niye belayı çekiyorsunuz? Abdülhamit yıktılar diyor. Abdülhamit'i Allah yıktı. Osmanlı'yı yıktılar diyor. Osmanlı'yı Allah yıktı. Kur'an'a uyarsa yıkmaz. Kur'an'a uymadığında yıkar. Yıkmayı kendi söylüyor Allah ayette. Ülkeleri yıkacağım diyor, iktidarları yıkacağım diyor. Kur'an'a uymadıklarında yıkacağım diyor onları. Yok diyor ya, Allah yıkmadı, Siyonistler yıktı diyor. Allah yıktı. Siyonisti vesile yapar. Veyahut bir Haçlı'yı vesile yapar. Veyahut bir Mason'u, veyahut bir başka birini. Veyahut Müslümanları, veyahut Hızır'ı vesile yapar. Hızır herkes kullanır. Mühim olan yıkılıyor mu, yıkılmıyor mu? Yıkan Allah. Allah ayetinde uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak diyor. Bir daha. Uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak. Uyarılanların sonu Allah gösteriyor işte. Suriye'nin hali ortada, Irak'ın hali ortada, Libya'nın hali ortada. Bütün İslam aleminin hali ortada. İnşallah. Bir ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye şimdi Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp bir kenara mı bırakalım? Onlara sorsan gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı? Aziz, üstün, güçlü Allah yarattı diyeceklerdir diyor. Maşallah. Allah'ın vasıflarını sayabiliyor hocam detaylı ama ona rağmen ölçüyü taşırıyor. Kur'an'dan uzak durmak istiyor. Siz maşallah. Bir daha söyleyeyim. Kovulmuş şeytanı Allah'a sığınırım. Siz şimdi ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye bu Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp bir kenara mı bırakalım? Onlara sorsan gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı? Üstün, güçlü ve aziz olan Allah yarattı derler. Bak, gelenekçiler de aynı şekilde. Evet. Cenab-ı Allah diyerekten böyle mi? Evet. Bir de özel bir vurguyla söylüyorlar. Kur'an'a niye uymuyorsun? Evet. Uymuyor. Orada da samimiyetsiz, Allah'ın adını anarken de samimiyetsiz. Evet. Bakara Suresi 220'de Cenab-ı Allah diyor zaten. Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı diyor. Evet. Dininizi istese güçleştirirdi diyor. Evet. Ama güçleştirmedim diyor. Allah kolaylaştırdım diyor. Bunlar da habire güçleştirmenin peşinde. Güç olan dinin onur verici bir din olduğuna inanıyor. Evet. Ya Musevilerin yanında kendini küçük görüyor. Ya böyle din mi olur kolay diyor Ayşe. Ben hiç unutmam ya. Bayağı alim birisi. Ya dedi ki mesela sırf Kur'an'a göre olmuş olsa dedi. Maazallah diyor. Din o kadar kolay olur ki o zaman diyor yani. Ya inan, gülüyor aile de diyor yani. Her şey çok kolay o zaman diyor. Namaz kolay, her şey kolay diyor. Lan daha ne istiyorsun işte güzel. Beğenmiyor ya. Mesnevi-i Nuriye'de Bediüzzaman sayfa 71'de küfür yoluna yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise diyor, suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir diyor. Maşallah. Gerçek iman. Hakikaten lezzetle yaşadı. Lezzetle de şehit oldu maşallah. Belli zaman vefat etti diyor. Cihat ederken vefat etmedi mi? Evet. Tebliğ yaparken vefat etmedi mi? Ne oluyor öyle bir insan? Şehit oluyor. İnşallah. Hocam Allah bir ayetinde şeytanı Allah'a sınırım. Haberiniz olsun, halis, katıksız din yalnızca Allah'ındır. Buna ortak koşanlar ise biz bunu Allah'a yaklaştırmak için yapıyoruz derler. Allah kafirler, yalancıları topluma yardım etmez diye bildiriyor. Allah'a iyilik olsun diye yapıyoruz diyorlar değil mi? Evet. Allah'ın rızası için yapıyoruz.
Allah da şiddetle reddediyor. Evet. Yani lüzumu yok yaptıklarınızın diyor. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir talebim de yok diyor Cenab-ı Allah. Evet. Cenab-ı Allah siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz diyormuş. Tabii. Başka bir ayet şöyle buyuruyor Cenab-ı kovulmuş şeytana Allah'a sınırım. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. Ya kardeşim adam ilk başta Yahudilerle, Musevilerle rekabet halinde. Sarığı bile Musevilerin taktığı gibi yapıyorlar ya. Mesela Peygamberimiz sarkıtıyor, öyle yapmıyorlar. Mesela tam böyle sarıp yapıştırıyorlar. Yani bu camilerde hocanın yaptığı sarık var ya, Musevilerinkinin aynısı. Onlar sarkıtmaz Musevilerin. Aynısını yapıyorlar. Her şey aynı yani. Rejim aynı. Rejim etmek, kadınları taşlayarak öldürmek aynı. Yani kadınlara yapılan bütün muameleler tamam evet, aynı. Evet. O gariplerim nasıl ızdırap çekiyor Musevi hanımlar? Nasıl ızdırap çekiyorlar yani? Boş yere ya. Bir de kafalarını da kısıtıyor onu, bilinmiyor. Evet. Onun kafaları hep saçı olmuyor onların. Üstüne perük takıyor. Üstüne perük takıyor evet. Yazık günah ya. Şu çileye bak ya. Bazı kimseler de Kur'an'ın hadislere ihtiyacı vardır. Hadislerin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyorlar. Allah Kur'an'da, şeytanın Allah'a sınırım. Biz Kur'an'da hiçbir noksan bırakmadık. Sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor inşallah. Onlar Allah'ın kadrini diyor. Yani üstünlüğünü, güzelliğini, şefkatini, sevgi dolu oluşunu hakkıyla bilip takdir edemediler diyor. Anlayamadılar diyor. Evet. Cenab-ı Allah. Anlamamakta da direniyorlar. Evet, dinliyorum. Şeytan Allah'a sınırım. Ve onların içinden sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık. Onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı. Diyor Allah'a şükür. Bir daha. Ve onların içinden sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık. Onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı. Ayete inanıyor. Evet, evet hocam. Evet. Hadislere değil. Evet. Bediüzzaman şualarda iman ve tevhid yolu gayet kısa, doğru, müstakim ve kolaydır diyor. Evet. Ve küfür ve inkar yolları gayet uzun, müşkülatlı ve tehlikelidir diyor. Acayip belalıdır küfür. Acayip sıkıcıdır. Yani insanın yüreğini parçalar. Acayip sıkıntılıdır. Müslümanlık gayet ferah, rahatlık. Kafan salim, ruhun salim. Küfür bulaşığında da Müslümanlara çok ızdırap oluyor. Biraz küfür bulaşığı oluyor. Biraz bulaştırıyor. Başlıyor ızdırap, sıkıntı. Acayip bunalıyor, yerinde duramıyor. Kaynağını bilmiyor. Halbuki küfre kaydığından, kısmen küfre kaydığından oluyor. Küfre bir parça hayranlık duyuyor. Onu helak ediyor, yakıp atıyor. Mesela onların internetteki uslubuna özeniyor. Oradan kendini bitiriyor. Veyahut onların yaşam şekli hoşuna gidiyor. Yani helal olan değil de haram olan yaşam şekli hoşuna gidiyor. Oraya bir parça da olsa kaymak istiyor. Yani diyor ki mesela benim Müslümanlık yönüm ayrı, sosyal hayatım ayrı. İşte burada gittin sen. Evet. Halbuki hayat bir bütün. Evet. İslam bir bütün. Hayatının bütün evrelerini, her şeyi kavrar İslam. Evet. Öyle yaparsan kendini helak edersin. Tabii. Mesela bir ülkeye hayran oluyor. Mesela Amerika'ya hayran oluyor. Amerikan hayranlığı. Bunun sonucunda da İslam'ın hakimiyetin konusunda içinde ümit olmuyor. Diyor ki Allah'tan daha büyük Amerika var diyor, haşa. Yani Allah'ın gücü diyor Amerika'ya yetmez. O yüzden diyor İslam'ı yayamayız, hakim edemeyiz diyor. Buraya gelen İranlılar vardı. Molla yani evet, şey. Evet. Ayetullah. Ayetullah. Yani büyük molla. Evet. Ya dedim İttihat-ı İslam'ı evet, artık ilan ederim Türkiye ile İran birleşsin ya. İsrail ne der diyor ya. İsrail müsaade etmez ki diyor. Ya Allah müsaade ediyorsa İsrail müsaade etmemesi sana ne ilgilendiriyor bir adam? Evet. Bu İsrail hayranlığı nedir ya? Evet.
Bu İsrail korkusu nedir? Acayip şeker ya. Yahut İngiltere'ye hayran oluyor. Evet. Bütün dünyayı yönetiyor diyor işte. İslam aleminin sınırlarını çizdi diyor. Irak'ın, Suriye'nin sınırlarını. O sınırları çizen Allah. Evet. İngiltere değil. İngiltere yönetenler zavallı et kemik yığını adamlar ya. 9 ay 10 günlük adamlar. Yemek yemese kıvranıyor. Susuz kaldı mı dünüyor adeta. Zavallı insanlar ya. Ve kısa süre yaşayıp hepsi ölüp gidiyorlar. İşte bir İngiliz casusu bütün Orta Doğu'yu batırdı bilmem ne. Ya Allah helak etti sizi. O insanları Allah vesile etti. İşte falanca sınırı cetvelle çizdi. Cetvelle çizmeye ihtiyaç yok. Allah çizdi o sınırı. Sen doğru yolda olmadığın için, İslam'ı yaşamadığın için, Kur'an'ı yeterli görmediğin için Allah seni paramparça etti. Helak etmek için paramparça etti. Sonra da helak etti. Önce parçaladı Allah, sonra da helak ediyor. Sen Kur'an'a uymuyorsun çünkü. Ey İngiltere sen ne büyüksün diyor. İngiltere büyük değil, Allah büyük ya. İngiltere zavallı bir şey yani. Amerika'da da işte ya diyor Amerika dünyanın babası. Herkes idare eder falan. Obama çok büyük. Ya garibanın teki o gitsen. Ya garibanın garibanıdır. Bayağı mazlum. Kendi halinde bir adam. Amerikan meclisi diyor. Ya geliyorlar ben bazen buraya konuşuyorum bayağı. Bayağı saf kalmadan bak. Öyle bir şey yok. Birçok şeyden haberler yok. Ağzı ağzına su akıyor Amerika diye. Ya öyle bir şey yok. Zavallı bu insanlar. Bütün güç Allah'ta. Sen ona hayran olduğun müddetçe o küfrün ruhu senin içini yakar. Evet. Ve o yüzden İslam'a güvenemezsin. Allah'a güvenemezsin o zaman. Allah'a güvenemeyince de mağlup olursun. Allah'a güvensen iş bitecek. Ama İngiltere korkusu, İsrail korkusu, Amerika korkusu ve onları gözlerinde büyütmek bunları helak ediyor, mahvediyor. Ya biz nasıl yapacağız diyor. Olacak iş değil diyor. Ya peygamberimiz zamanında da çok güçlüydü ülkeler. Yani Persler vardı, Bizans vardı peygamberimiz zamanında. Cayır cayır hakim oldu peygamber. Böyle bir korkusu yoktu. Böyle bir çekincesi de yoktu. Bizans yani akıl almaz güçlüydü. Persler acayip güçlüydü yani. Putperest bir kavimdi. Dehşetli yırtıcıydılar yani. Hocam Allah onları... Ender Bey çağrılıyorsunuz. Mekim hocam. Hazreti Musa örneğindeki gibi hocam. Normalde Hazreti Musa tam tevekkül ettiği için koskoca Firavun ordusu orada onlar boğuluyor. Allah yardım ediyor. Denizi yarıyor. Onları geçiriyor. Firavun ordusunu boğuyor. Daha sonra onların yerlerine mirasçı kıldık diyor. Ya inanmıyorum. Mesela şimdi İslam hakim olacak. Mehdiyet vesilesi hakim olacak. Mehdiyet metafizik bir olaydır. Ya öyle olur mu diyor. Biz siyasetle yapmamız lazım diyor. Kardeşim siyasetle yaptın al bak helak oldun. Evet. Allah müsaade etmedi. Tabii. Darmadağın oldu ortalık. Tabii. Allah 5 dakikada bitirdi. İnce siyasetle, alttan alta geniş çalışmayla işte entelijansiyayı geliştirmek de olur diyor. Ya tamam sen Mehdiyet'e bundan en fazla yardımcı olabilirsin. Ama bunda Mehdiyet olmaz. Yani böyle tuğlalarla örerek kendin oluşturamazsın Mehdiyet. Yani Mehdiyet'i bir saray gibi görüyorlar ya. Alırsın çimentoyu, alırsın demiri, süslersin, evet. Al sana bir saray diyor. O saray Allah katında. Evet. Mehdiyet Allah katında. Öyle bir şey yok. Kaderin akışında bu filmin içinde olan bir şey. Metafizik gelişiyor. Mesela Mehdiyet'in önünde ne varsa Allah hepsini silip süpürüyor. Şu an görüyorsunuz. Evet. Olacak iş değil. Ama hepsini kaldırıyor Allah. Mehdiyet'in önüne hiçbir şey kabul etmiyor Cenab-ı Allah. Hiçbir kuvvete güç vermiyor. Evet. Sadece Mehdiyet'in yolu açık. Evet. Bak zamanı gelmeden Mehdiyet'e hiçbir şekilde kapıyı açtırtmıyor. Evet. Diyor ki ne zaman İslam hakim olacak? Her zaman sürekli soruyorlar. Evet. Ne zaman Mehdi çıkacak? Devamlı soruyorlar. Ayette de var. Evet. Soruyorlar. Evet. Ne zaman diyorlar hakimiyet? Evet. Fethi, kurtuluş ne zaman? Evet. Biz ne diyoruz? Yakın diyoruz sadece. Metafiziktir dedim. O zaman bak bayağı şok olurdum. Hepsinden bir hava çıktı. Evet.
projeyle mehdiyet olmaz. Ayarlanarak mehdiyet olmaz. Allah'ın dilediği bir yapı var. Bu doğal olarak gelişiyor. Ana rahminde çocuğun gelişmesi gibi. Yani insan eliyle çocuk ana karnında geliştirilemiyor tabii, değil mi? Tabii. O doğal gelişiyor. Yani sen dışarıdan o çocuğa yiyecek falan veremiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Bunlar dışarıdan çocuğa yemek vereceklerini falan düşünüyorlar. Yani o çocuğu kendileri yapacağını zannediyorlar. O çocuğu sen yapamazsın. Allah yapar. İnşallah. Zamanı gelince de o çocuk doğar. Durduramazsın yani. Çok telaşlılar ya. Ya sanki bayram şekeri kapışır gibi ya Mehdi. Evet, kapışıyorlar yani. Kim kaparsa Mehdi'ye onda kalacak zannediyorlar. Öyle bir şey olmaz. Kapışın diye yere düşersin sen. Kapışmanın olmaz. Yüzü koyun yere düşersin. İnşallah. Uyanıklık yapmaktan olmaz. Aradan kapıp kaçayım falan kafasına olmaz. Ya ben bir bayrak var aradan çaktırmadan şöyle bir girip oradan alır kapar kaçarım diye. Öyle bir şey olmaz. Bir kısmı da telaş ediyor ya diyor kapılar kaçıyorlar diyor. Ya kapan kaçan maçan yok. Sen de kapıp kaçamazsın. Öyle bir şey olmaz. Yedi sülalen bir araya gelsin yine kapıp kaçamazsınız. O Allah tarafından sahibine teslim edilecek bir güzelliktir. O çileye karşı Allah için yapılan sabra karşılık bir nimet olarak usulen sembolik bir hakimiyet. Öyle fazla değil. 30-40 yıl falan bir hakimiyet. Yani bir şey de yok yani. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Öyle saltanatlı, şaşalı falan bir şey de yok. Mehdi diyor evinden, sedirinden yönetiyor. Sedir, bak özellikle o kelime seçimi, sedir. Mehdi'nin öyle sarayları, marayları falan öyle bir şey yok. Mehdi'nin sarayı kalbin içinde. Bütün dünya Mehdi'nin sarayıdır. Yani tek bir bina değil. Bütün dünyanın imamı çünkü. Kıyamet onun vesilesiyle duruyor ya. Açıkça söylüyor peygamber. Kıyamet kopacakken Cenab-ı Allah kıyameti durduracak diyor. Evlatlarına Muhammed Mehdi'yi gönderecek diyor. İnşallah. Bak kıyamet gidemiyor ya gidemiyor. Çarpıyor Mehdi'yete duruyor. Ama bekliyor şu an kıyamet kapıda. Evet. Mehdi çekildin mi şak devreye girecek bir sistem. Mehdi durduğu müddetçe giremiyor kıyamet. Evet. İsa Mesih ve Mehdi. Bunlar durduruyorlar. Yani iki ellerini durduruyorlar. Allah onları vesile ediyor. Onlar elini çektin mi kıyamet dünyanın başına çökecek. Evet. Süratle yani inşallah. Allah dilediğini şöyle buyuruyor şeytan Allah'sını. Allah dilediğini seçer ve yaratır. Seçim onlara ait değildir. İnşallah. Tabii. İslam'ın hakimiyetinde hocam şirk koşmazlar onlar diyor hiçbir şeye. Bu şekilde yeryüzünde onları yerleşik kılıp sağlamlaştıracağım diyor. Hep anlatıyorsunuz hocam. Ya Musa, dünya tatlı Hazreti Musa. Yani bu kavim bakıyoruz, zır cahil adamlar. Karşısında Firavun devleti var ama dünyanın en güçlü devleti. Yüz binlerce silahlı askeri var. Bu tek başına bir insan. Bir de vakti yaklaştı ya, telaş ediyorlar. Ya diyor, kim kaparsa bardak kaptı, kaptı. Kapamazsa gitti diyorlar yani. Telaşlanıp kafayı çizecek bir kısmı yani. Ya duruyor orada diyor yani millet de hazır falan hemen kapıp aradan kaçalım. Ya öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde öyle olmaz. Allah elçilerini kime vereceğini bilir. Ya Mehdi yaşlılığına yakın dünya hakimi oluyor. Toplam 7 sene falan dünya hakimiyeti. 7 veya 7 veya 9 sene. Ya 7 sene göz açıp kapayıncaya kadar geçer ya. Sonra Allah canına kabzediyor, alıyor. Arabasındayken aniden diyor feceten. Aracındayken feceten diyor Allah canını alır diyor aniden. Şehit olmuş oluyor. İnşallah. O kadar. Sonra İsa Mesih'tir yerine geçecek olan. O mübarek de mesela çok kısa süre yaşıyor. Cenab-ı Allah onu da canını alıyor. Bak peygamberimiz ya, diyor ki benim yanımı boş bırakın sağ yanımı. Evet. Koskoca geniş yer bırakmış. Ama Hazreti Ebu Bekir solunda evet. Hemen bitişik mezarı. Bitişik. Ömer'in ama, çok evet. Daha ileride. Evet. Çok daha ileride. Burayı boş bırakın evet. Diyor. Buraya diyor Hazreti İsa Mesih'i vefat ettiğinde gömeceksiniz diyor. Ama benim kanaatim Mehdi'ye de bir yer vardır orada.
İsa bir yanda, Mehdi bir yanda da olacak olabilir. Bak söyleyeyim. Çünkü çok geniş. Bayağı bir açık yer bırakılmış. Yani iki kişilik yer bırakılmış. Bir kişilik değil. Böyle dar bir yer değil. Hep beraber kalkacağız diyor. İlk biz kalkacağız diyor. Cenab-ı Allah'ın Hay ismin tecellisi ya, İsa Mesih. Ölüyü diriltiyor. Cenab-ı Allah bir harika yönü var işte o şey. İlk bizi diyor Cenab-ı Allah diriltecek diyor. İlk bizi kalacak. Allah'ın Hay isminin tecellisi. Hep beraber kalkacağız diyor. Ya milletler diyor ki üstünden toprak morpap sirkeli. Öyle değil yani. Bütün dünya birden kalkıyor. Yani bizim bildiğimiz gibi böyle sebeplere dayalı bir şey değil. Sistem değil. O zaman zamanı görünce göreceğiz. Renas Merdin. Biz Müslüman Kürtler hocamızı çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. İnşallah. Onlar aslan. Yani yanlış anlamasınlar. Ben HDP'li falan kardeşlerime karşı benim içimde bir öfke falan yok. Benim derdim PKK ile yani. Evet, doğru. Ben silah soruyla bilmem yahut ne bileyim mecbur olduğu için yahut toplum baskısıyla HDP'ye oy veren yahut hakikaten hoşuna gidiyor olabilir. Mesela kadın haklarından şundan bundan bahsediyor. Evet, o diğer yönlerini düşünmüyor olabilir. Yani onlar bir şekilde hallolur diye düşünüyor olabilir ama en tehlikeli yön o. Ben diyor aslında Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Yani Apo'nun heykelini dikersen Apo Türkiye'nin heykelini diker ondan sonra mahvoluruz yani. Yani çünkü o da mecbur olur hayatını kurtarmak için bu sefer. Yani çünkü dediğini yapması gerekecek. Yani büyük bir felakete sürükleniriz. Alnan Bey Hazreti Muhammed'in getirdiği dinden bahsederken Ebu Bekir, Ömer ve Osman da iyi niyetle bahsediyorsun. Gerçekten bu üç kişinin Hazreti Muhammed'in getirdiğine verdiği zararlar nelerdir acaba? Lütfen bu konuyu iyi inceleyin. Gerçekleri korkmadan paylaşın. Kemal Şahin. Ne alaka ya? Peygamberin terbiyesinde yetişmiş insanlar dizinin dibinde. Ya ne kadar mantıksız bir şey. Bir anda akılları mı gidecek onların? Peygamberimiz yanında dizin dibinde onları eğitti. Bayağı da seviyordu. Hatalarını, eksiklerini de düzeltti. Yanlışlarını gördü peygamber. Bütün ömürlerini, gençlikleri peygamberin yanında harcadılar zaten. Allah için harcadılar. Hazreti Osman piri faniydi halife olduğunda. Şehit ettiler. Hazreti Ali benim canım dedem, onu da şehit ettiler. Bağnaz takımı bunlar, yobaz takımı. O devrin münafıklarını anlatan ben bir kitap yazayım da en iyisi. Konu iyice bir açıklığa kavuşsun. Hazreti Osman, Ömer, Ali, peygamberimize aşıktılar ya. Acayip seviyorlardı. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz inşallah. Hoş Sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la Sohbetler programında sizlerle birlikteyiz inşallah.